Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Sermet Atay Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cahit Çıkmaz ve İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gaziantep Futbol Kulübü ile ilgili de konuşan Atay, Gaziantep Futbol Kulübü'nün şehirle bütünleşmediğini söyledi. Gaziantep Spor 1. Lig'de oynamayı, Süper Lig'de oynamayı hak eden bir takım. Gaziantep şehri buna layık. Gaziantep çok uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etti ve en fazla Süper Lig'de mücadele eden 3 takım arasında. Bunu nasıl becerdik biz? Altyapıyla becerdik. Kendi altyapımızdan futbolcu yetiştirerek becerdik. Gaziantep futbol aşığı bir şehirdi. Bir zaman amatör lisansta biz Türkiye birincisiydik. Alt yapımızdan Erdal Güneşler gibi, Muhammedler gibi çok büyük futbolcular yetiştirdik. Ve yetiştirdiğimiz futbolcuları çok büyük değerlere sattık. Gaziantepspor'un hiçbir para problemi yoktu. Ne zamana kadar? Sayın Celal Doğan Gaziantepspor'u bırakıncaya kadar. Gaziantepspor Celal Doğan Bey bıraktıktan sonra bir kemikleşmiş takım bıraktı. Uzun yıllar bu takım yine aynı düzeyde gitti. Belki orta sıralarda, belki alt sıralardaydı. Ama son dönemde kötü niyetli bazı şahıslar Gaziantepsporun içini boşalttı ve bizi bitmeye mahkum ettiler. Bu arada bizim imdadımıza kim yetişti? Gazişehir futbol takımı yetişti. Biz onlara müteşekkiriz. Şu anda Süper Lig'de temsil ediliyoruz. Sayın e, bu Adil Konukoğlu'na, Konukoğlu ailesine ve bu işte emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederiz. Gaziantep e, gerçekten e, yeniden Süper Lig'de olmayla e, bir onur kazandı. Fakat şu anda Gazişehir futbol takımı Gaziantep'le halkıyla özdeşleşti mi, bütünleşti mi derseniz bütünleşemedi. Şu anda ilk üçteyiz ama hala Gaziantep Spor'un futbol sever kitlesine, taraftar kitlesine sahip olamadık. Bunun sebeplerinden bir tanesi, Gaziantep Spor yönetimi yapılırken sadece maddi amaçlı bakıyoruz veya dar çerçeve, aile, eş, dost, akraba yani Gaziantep, Gazişehir futbol takımı deyince ee, işte arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan veya Gaziantep e, Gazişehir bu takımda para verebilecek şahsadan olsun istiyoruz. Oysa Gaziantep halkıyla, Gaziantepspor'un eski taraftarıyla özdeşleşmesi için, onlarla bütünleşmesi için, taraftar kitlesinin bunu benimsemesi için bazı futbol değerlerini kimdir bunlar? e, işte Gaziantepspor fanatiği Mehmet Özsoyacı'dır. Şişko Mehmet deyince bütün Gaziantepspor halk e, camiası bilir. Bülent Mamatoğlu Gaziantepspor camiasının tamamı bilir. Yusuf Kaplan'ı Gaziantepspor camiasını tamamı bilir. Ali Sezgin'i Gaziantepspor camiasının camiasını tamamı bilir. Bunlar Gaziantepspor futbol takımına yatıp kalkan Futbolcuyla beraber gezen, deplasmanlara giden, taraftarla oturan, kalkan, böyle yani şehre futbolla beraber yaşamasını sağlayan kişiler. Ben ilk kulüp başkanımız İstanbul'dan geldiğine dedim ki siz bunları tanımayabilirsiniz. Ama gelin şu yönetimin içerisine eski Gaziantep Spor yönetiminde görev almış. Gaziantep Spor deyince akla gelebilecek bazı şahsiyetleri alın. Gaziantep Spor'la Gazişehir futbol Takımı bütünleştirirsiniz. Taraftar kitlesini büyütürsünüz dedim. Bu zamana kadar olumlu bir adım görmedim. Gaziantep'te bir laf var. Geçen gün akşam Adil Başkan'a da söyledim. Mal sahibi kar sahibi olarak görüyor herhalde. Ben yaptım. Kulüp benim, ee, ben de istediğimi alır yönetime korum gibi bir anlayış hakim. Ama ileride sıkıntını çekilmemesi için, taraftar kitlesini büyük Gaziantep Spor taraftarının da özdeşleşmesi için benim nacizane tavsiyem eski Gaziantep Spor yönetimlerinde görev almış. Mesela futbol adamlarımız var, Ali Güneş var, Erol Azgın Hoca var, Bünyamin Hoca var, ee, Polat Hoca var. Bunların bilgisinde, birikisinde faydalanan, bunlar gelip sizden para pul isteyen, gelin bize para verin, biz burada çalışalım diyen insanlar değil ki. Erdal Güneş gibi alın bunları, menajer olarak veya futbol takımının taktisyeni olarak gelin çağırın, kulübün içerisine girsinler, çıksınlar, futbolcularla konuşsunlar. Futbolcularla özdeşleşsinler, taraftarı getirsinler. Bünyamin Süralı hocadan faydalanın. Yani Gaziantep'te Sakıp Özbek'ten nasıl faydalanıyorsan, Hüseyin Kalpar'ı nasıl gidip Türkiye'de Süper Lig'de birçok takım çalıştırdıysa, Gaziantep Spor'un değeri olmuş eski şahsiyetleri, eski futbolcuları, eski teknik adamları, taraftar kitlesini eline tutan insanları Gazişehir futbol takımının içine sokmak lazım. Birilerine yasaklayarak, birilerini dışarı koyarak şehri büyütemezsiniz, kulübü de büyütemezsiniz. Bu yanlış olur. Şimdi önce şunu karar vermek lazım. Gazişehir futbol takımı şirket midir? Futbol takımı mıdır? Eğer şirketse bir diyeceğimiz yok. Şirket gibi yönetsinler. Ama futbol takımı yapacaklarsa Gaziantepspor'un eski altyapısından yetişen, Gaziantepspor'un içerisinde emeği olan, yüreği olan şahıslarla bütünleştirsinler. O zaman daha başarılı olursun.